Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve eftalus salati ve etemmut teslimi ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri ve hulul uqdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme la sehle illa ma cealtahu sehle ve ente tecalul hazne iza şi'te sehle. Pazartesi günleri tasavvuf dersimize İmam Guşeyri'nin Risaletul Guşeyriye kitabından devam ederken muhterem kardeşlerim, geçen haftalar itibariyle tasavvuf ıstılahları ve terimleri bölümüne başlamıştık ki onlardan 18.si Ettelvin ve Temkin. Telvin ve Temkin. Yani Türkçe'ye lügat manasına çevirdiğimiz zaman arkadaşlar, telvin renkten renge girmek, temkin aynı renk üzerine kalmak. Tasavvuf istilahı ise et-talvinu sıfatu erbabil ahval, hal sahiplerinin sıfatıymış. Ve temkinu, temkin ise sıfatu ehlil hakaik, hakikat ehlinin sıfatıymış temkin. فَمَا دَامَ الْعَبْدُ فِي الطَّرِيقِ فَهُوَ صَاحِبُ تَلْو۪ينٍ. Yani kul diyor, bir kişi tarikatta bu yolda olduğu müddetçe her zaman telvin sahibidir. لِأَنَّهُ يَرْتَقِي مِنْ حَالٍ اِلَى حَالٍ. Çünkü bir halden başka bir hale, bir durumdan başka bir duruma devamlı değişir durumu. Yani bir çevgoy olabilir, bir çok kötü olabilir, bir çok iştiyaklı olabilir, bir çok tembel olabilir. Yani bu telvin renkten renge girmesi. Ve yentakilu min vasfin ila vasfin, bir vasıftan bir vasfa geçmesi. Ve yahrucu min merhalin ve yahsulu fi merba. Yani bir halden hale, durumdan duruma, vasıftan vasfa geçe geçe en sonunda bir yerde karar kılar. Ve fe izâ vasala temekken. Allah'a ulaştığı zaman da artık orada temkin etmiş oluyor. وَصَاحِبُ التَّلْو۪ينَ اَبَدًا فِي الزِّيَادَةِ. Yani telvin sahibi her zaman üzerine koruyor. Yani devamlı kendini haldan hale geçeceği için dengiştirir kendi kendini. وَصَاحِبُ التَّمْك۪ينَ. Temkin sahibi ise وَصَلَ ثُمَّ اتَّصَلَ. Vasıl olur, Allah'a ulaşır, sonra Allah'la bir olur ya. Temkin sahibi. وَاَمَارَةُ اَنَّهُ اتَّصَلَ. Bir kişinin temkin sahibi olmasının, Allah'a ulaşmasının alameti ise diyor, ennehu bil külliyeti an külliyetihi batale, kendi külliyetini, kendi varlığını, nefsini, isteğini, arzusunu, her şeyini Allah'ın istediklerine karşı bırakır yani. Allah-u Teala'nın istediğine karşı o kadar yani. Hayatında Allah ne diyorsa, Allah-u Teala ne diyorsa o olur yani, temkin sahibi. Kâne Şeyh Ebu Ali'yi Dakkak Rahimahullah demiş ki, kâne Musa Aleyhisselam sahibe telvin, telvinin. Musa Aleyhisselam telvin sahibiydi. Feraca'a min sema'il kelami ve ihtâca ilâ setri vecihi liennehu ethera fîhil hâl. Allah-u Teala ile konuştuktan sonra, Allah-u Teala'nın konuştuktan sonra ne oldu? Musa Aleyhisselam yüzünün şekli, hali değişmişti. Ondan dolayıydı, telvin sahibiydi. Ve Nebiyyuna sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ise kâne sahibe temkin, temkin sahibiydi. Feraca kemâ zehebe. Çünkü Miraç gecesinde nasıl gittiyse o hal üzerine döndü. Hiç durumunda, renginde, halinde bir değişiklik olmadı. Liennehu lem yu'essir fîhî mâ şâhede tilkelleyi. Çünkü o gecede gördüğü şeyler onda bir tesir bırakmadı. Temkin sahibiydi. Başka bir örnek daha vermiş. Mesela ne gibi? Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasında olduğu gibi demiş. وَكَانَ يَسْتَشْهِدُ عَلَى هَذَا بِقِصَّةِ يُوسُفَ Aleyhisselam اَنَّ النِّسْوَةَ اللَّاتِ رَأَيْنَ يُوسُفَ Aleyhisselam قَطَعْنَ اَيْدِيَهُنَّ لَمَا وَرَدَ عَلَيْهِنَّ مِنْ شُهُودِ يُوسُفَ عَلَيْهِ وَجْهِ الْفُجْعَةِ.
Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasında olduğu gibi Yusuf Aleyhisselam'ı ilk defa gören kadınlar ne oldular? Renkten renge girip ne yaptıklarını, ne ettiklerini bilemediler. Ellerini kestiklerinin bile farkına varamadılar. Ama Züleyha'nın ne oldu? Onda hiçbir değişiklik olmadı. Çünkü o temkin sahibiydi. Devamlı Yusuf Aleyhisselam huzurunda öyle bir heyecana, öyle bir renkten renge geçmedi. Bu telvin ve temkindir arkadaşlar. Allah-u Teala inşallah cümlemizi temkin ehlinden eyliye. 1.19. El-Qurbu vel-Bu'du. Kurb, yakınlık. Vel-Bu'du, uzaklık demek. Evvel rütbetin fil-Qurbi, el-Qurbu min ta'atihi. Kurbun ilk rütbesi, Allah-u Teala'nın itaatiyle, kulluğuyla devamlı Allah'a yakınlaşmaya çalışmak. وَالِقْتِصَافُ فِي دَوَامِ الْاَوْغَاتِ بِعِبَادَتِهِ ve Allah'a kulluğunu, ibadetini, taatini bütün vakitlerinde hep yapmak, yaymak. Bütün vakitlerinde Allah'a kul olmaya çalışmak. Kişi böyle olduğu zaman ne olur? İşte Allah'a kurup yakın olmuş olur. وَاَمَّا الْبُعُدُ uzaklık ise فَهُوَ التَّدَنُّسُ بِمُخَالَفَتِهِ Allah-u Teala'ya muhalefetle kendini kirletip Allah'tan uzak kalması ya. Bu'd. Ve tecafi an taatihi. Taatiyle taatinden uzak kalması ya. Fe evvelul bu'd. Bu'dun ani tevfiki. Yani bu uzaklığın evveli Allah'ın kendisini kulluğa, tevfika, kulluğa muvaffak kılmaması ya. Sümme bu'dun ani tahkik. Sonra tahkikten uzak kılması. بَلِ الْبُعْدُ عَنِ التَّوْفِيقِ هُوَ الْبُعْدُ عَلَى التَّحْقِيقِ كَمَا قَالَ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمُ مُخْبِرًا عَنِ الْحَقِّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kutsi hadis-i şerifte buyurduğu gibi مَا تَقَرَّبَ اِلَيَّ الْمُتَقَرِّبُونَ بِمِثْلِ اَدَاءِ مَفْتَرَطْتُهُ عَلَيْهِمْ Allah-u Teala ne diyor kutsi hadiste? Kulum bana yapmış olduğu ibadetlerin en güzel ve bana en çok yaklaştıran şey kendisine farz kılmış olduğum ibadetler. Tamam mı gençler? Allah'a en çok sizi yaklaştıran şey neymiş? Size farz kılmış olduğu namazlar ya. Veya hangi ibadet farz kılmışsa onlar ya. Sonra bir eğer kul bunlara devam ederse, bunlarla beraber nafilelere de devam ederse. 5 vakit farzın haricinde namazın öncesinde, sonrasındaki nafilelere, Ramazan orucunun haricinde pazartesi, perşembe, 13, 14, 15 dediğimiz nafile oruçlara devam edersin. Bunun haricinde farz kılınan haccın haricinde aynı zamanda da imkanı varsa umreye devam etmez. Nafilelerle bana yaklaştığı zaman diyor Allah-u Teala kutsi hadis-i şerifte ne olur o zaman? Ben onun gören gözü olurum, tutan eli olurum, yürüyen ayağı olurum. Allah-u Teala'ya ne kadar yakın olmuş oldu ya. وَلَا يَكُونُ قُرْبُ الْعَبْدِ مِنَ الْحَقِّ اِلَّا بِبُعُدِهِ عَنِ الْخَلْقِ وَلَا يَكُونُ قُرْبُ الْعَبْدِ مِنَ الْحَقِّ Kişinin Allah'a yakın olmasının alameti, tek sebebi veya en güzel sebep bütün mahlukattan uzak olmasıdır ya. Allah'a yakın olmak istiyorsa mahlukattan uzak olacak. Yani şu ne demiş, şu ne der, bu ne der, bu böyle der mi, acaba şunu yaparsam ne olur, bunların her birisini unutacak, Allah'a yakın olmak için yapacak, ne yapacaksa ya. Çünkü ne diyor Allah-u Teala? وَنَحْنُ أَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ Biz ona şah damarından daha yakınız. وَنَحْنُ أَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ Allah-u Teala yine biz onlara sizden daha yakınız. وَهُوَ مَعْكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ Nerede olursanız olun Allah-u Teala sizinle beraber ya. مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ اِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ 2 kişi oldu mu veya 3 kişi oldu mu bir arada, hiç kimse yok, zifiri karanlıkta 3 kişisiniz, o 3 kişinin 4.'sü Allah-u Teala'dır diyor. İlla huve rabi'uhum. Bu da grup
ve bu'd arkadaşlar 19.'sü Allahu Teala devamlı kendisine yakın olan kullarından eyleye inşallah. Duayet olunmuş ki şeyde de Tezkiratul Evliya'da da velilerin hayatında da okumuştuk ya arkadaşlar. Ve kana ba'du'l meşayih yahussu vahidan min talamizatihi bi iqbalihi alayhi. Faqala ashabuhu lahu fi zalika. Fadafa ila kulli vahidin minhum tayran ve qala izbahuhu haythu la yarahu ahad. Şeyh efendinin bir tanesi talebelerinden birini devamlı kayırır, üstün tutar, ona değer verirmiş. Diğer talebeler de şikayetsizmiş, ya hocam bunu devamlı değer veriyorsun, bunu üstün görüyorsun, bizden devamlı üstte tutuyorsun dediği zaman hoca niçin, şeyh efendi niçin değer verdiğini göstermek için demiş ki alın size birer tane kuş veya tavuk, kuş yakalama biraz zor da birer tane tavuk vermiş. Demiş ki gidin bunu hiç kimsenin görmediği yerde kesin. فَمَضَى كُلُّ وَاحِنٍ وَذَهَمَا الطَّيْرَ بِمَكَانٍ خَالٍ وَجَاءَ هَذَا الْإِنسَانُ وَالطَّيْرُ مَعَهُ غَيْرُ مَذْبُوحٍ فَسَأَلَهُ الشَّيْخ فَقَالَ أَمَرْتَنِي أَنْ أَذْبَحَهُ بِحَيْثُ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ وَلَمْ يَكُنْ مَوْضِعٌ إِلَّا وَالْحَقُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَرَاهُ. Talebeler diyor ki ya sen bak biz bu talebeyi üstün tutuyorsun sen. Bize görev verdin. Biz gittik her bir hayvanı kestik geldik. Bu kesememiş. Kesememiş. Yani nasıl bunu üstün tutuyorsun? Dediği zaman talebe şeyh efendi sorduğu zaman müridine diyor ki Allahu Teala'nın görmediği hiçbir bir yer bulamadım. Yani. Sen ne dedin bana efendim? Kimsenin görmediği bir yer. Allahu Teala beni her yerde görüyor. Onun için Allah'ın görmediği bir yer bulamadım. Onun için kesemedim deyince Şeyh Efendi ne diyor? İşte bundan dolayı onu sizden üstün tutuyorum ya. El-galib aleykum hadithul halk ve hâzâ gayru gâfilin anil hakkı. Yirmincisi arkadaşlar, yirmincisi el-şeri'atu vel-hakikatu. Şeriat ve hakikat ya. Yirmincisi şeriat, şeriat ve hakikat. Şeriat emrun iltizamil ubudiyeti. Kulluğun vazifelerini yerine getirmeye şeriat denir. Kulluğun vazifelerini yerine getirmeye şeriat denir. Bazı insanlar ne yapıyor arkadaşlar? Çok büyük hatalara düşerek Allah muhafaza eylesin. Ya işte ben şeriat istemiyorum. Ben Müslümanım ama şeriat istemiyorum. Veya Allah muhafaza eylesin kahrolsun şeriat diyor. Bu tür telaffuzlarda bulunuyor. Arkadaşlar bir Müslümanın doğumundan ölümüne kadar her şey şeriattır. Doğduğu zaman annesi ona güzel bir isim, babası onu Mustafa Ahmet demesi şeriat. Onun için bir kurban kesmesi şeriat. Bir Müslümanın namaz kılması şeriat. Bir Müslümanın takke takması şeriat. Bir Müslüman kardeşine selamun aleyküm demesi şeriat. Tebessüm etmesi şeriat. Hacca gitmesi şeriat. Namaz kılması şeriat. Bunların her hepsi şeriat. Aynı zamanda da şeriat yeri geldiği zaman ceza da verir. Nasıl cehennemde ceza varsa dünyada da şeriat ceza verir yani. Hırsızlık yaparsa elini keser, bir Müslümanın malına, ırzına, namusuna göz dikerse ne yapar şeriat? Elini keser. Veyahut da Allah muhafaza eylesin, zina etmişse rejim eder, kısas uygular, birini öldürmüşse kısas uygular ona ya. Ama genel itibariyle herkesin korkuttuğu ya işte şeriat geldi mi asacak, kesecek ya. Kardeş sen hırsızlık yapmazsan sen niye assın? Bir Müslümanı öldürmezsen sen niye öldürsün? Niye kessin seni? Asıl olan dinde ne? Hayat olmaz. Hayat olmaz. Yani sen kimsenin hayat hakkına karışmayacaksın kardeşim. Kimsenin malına göz dikmeyeceksin. Kimsenin canına göz dikmeyeceksin. Kimsenin ırzına, namusuna göz dikmeyeceksin. Şeriat bu. Göz diktin mi diyor, gözünü çıkarırım senin diyor şeriat ya. El uzattın mı elini keserim senin diyor şeriat ya. Ama televizyonlarda hep öğrettikleri ne? İşte şeriat geldi mi asacak, şeriat geldi mi kesecek. Halbuki bir Müslümanın doğumundan ölümüne kadar bütün hayatı şeriat ya.
Bütün hayatı şeriat ya. Sakal uzatması şeriat, takke takması şeriat, sarık takması şeriat. Dediğim gibi bir Müslümana selam vermesi şeriat. Bir Müslümana yardım etmesi şeriat. Onun sıkıntısını gidermesi şeriat ya. Demek ki şeriat ayrı bir şey, Müslüman İslam ayrı bir şey değil ya. Şeriat Allah'ın bütün emir ve yasakları, kanunları. Eşşeriatü emrün biltizamil ubudiyye. Ubudunluğa devam ederek şeriatı yerine getirmesi. Vel hakikatü hakikat ise müşahedetül rububiyye. Allah-u Teala'yı müşahede etmesi. Yani. Allah-u Teala'nın Rabb'lığını müşahede etmesi. Fekullu şeriat. İyi dinleyin arkadaşlar. El tasavvuf. Tasavvuf erbabı. فَكُلُّ شَرِيَعَةٍ غَيْرُ مُؤَيَّدَةٍ بِالْحَقِيقَةِ فَغَيْرُ مَقْبُولٍ وَكُلُّ حَقِيقَةٍ غَيْرُ مُقَيَّدَةٍ بِالشَّرِيَعَةِ فَغَيْرُ مَحْصُولٍ Hangi hakikat olursa olsun, hangi hakikat olursa olsun, eğer şeriatla desteklenmiyorsa, ilimle, şeriatla, fıkıhla, hadisle, tefsirle desteklenmiyorsa, hangi hakikat olursa olsun o makbul değil. Benim hocam böyle dedi, benim şıhım benim böyle dedi, benim mollam böyle diyor, benim seydam böyle diyor. Bu senin mollayın, şeyhin, hocayın, alimin, üstadın kim olursa olsun kitaba muhalifse onun sözünün hiçbir değeri kıymeti yok. Sünnete muhalifse, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnete muhalifse onun hiçbir değeri kıymeti yok. Onun için bir Müslümanın, bir alimin, bir hocanın, bir şeyhin, bir üstadın söylediği şeriata muhalefet etmemesi gerek. Şeriata muhalif ise bu hakikat değil, şeriata muhalif ise bu tasavvuf değil, şeriata muhalif ise bu tarikat değil. Yani. Tamam mı arkadaşlar? فَالشَّرِيَعَةُ اَنْ تَعْبُدَهُ Şeriat ona kulluk etmen وَالْحَقِيقَةُ اَنْ تَشْهَدَهُ Allah-u Teala'nın hakikat tecellilerini seyretmen, görmen demişler. Yani. Yirmi birincisi en-nefes tervihul gulubi bilataifil guyub. Nefes ne demek? Gayb aleminden gelen ilahi lütufların esintilerinin kalbe doğması. Nefes, yani derler ya adamın nefesi kuvvetli ya. Nefesi kuvvetli. Onun için nefes ne arkadaşlar? Tervihul gulub bilataifil guyub. Allah-u Teala'nın gayb aleminden gelen ilahi lütuflar yani. Ve sahibul enfas, enfas sahibi erakku vasfı min sahibil ahval, hal sahiplerinden daha bir üst derece, daha bir farklıdırlar. فَكَأَنَّ صَاحِبَ الْوَقْتِ مُبْتَدِي Vakt sahibi başlangıçtır. وَصَاحِبُ الْاَنْفَاسِ مُنْتَهِنْ Enfes sahipleri sona ulaşmıştır. En üst mertebededir. وَصَاحِبُ الْاَحْوَالِ بَيْنَهُمَا Ahval sahipleri ise ikisinin arasındadır. وَقَالُ denmişler اَفْطَلُ الْعِبَادَاتِ İbadetlerin en fazileti, en aftalı عُدُّ الْاَنْفَاسِ مَعَ اللّٰهِ تَعَالَى Nefisleri Allah ile geçirmektir demişler. Nefisleri Allah-u Teala ile geçirmektir demişler. Bu da nefesli arkadaşlar. El-Havatir. Havatir, hitabun yeridu aled-damair. Kalbe gelen çağrılar. Kalbe bazı zaman çağrılar, iyi mi kötü mü çağrılar gelir. Onlara havatir denilmiştir arkadaşlar. Fakat yekunu bi ilgay melek. Bazı zaman bu kalbe gelen hatırları melek atar. Fakat yekunu bi ilgay şeytan. Bazı zaman şeytanın atmasıyla kalbe bir şeyler gelir. Fakat yekunu hadisen nefsi. Bazı zaman nefisten bir şeyler gelir. Ve yekunu min kıbelihil hakkı subhanahu. Bazı zaman da Allah-u Teala'dan gelir. فَاِذَا كَانَ مِنَ الْمَلَكِ Eğer melekten olursa kalbe gelen şeyler, çağrılar فَهُوَ الْاِلْهَامِ İlham olurmuş yani arkadaşlar. Kalbime bir şeyler ilham olur denir ya. Eğer doğruysa, hakikatsa
neyin? Melekten gelen bir ilham. Yani فَاِنَّهُ يُعْلَمُ صِدْقُهُ بِمُوَافَقَةِ الْاِلْمِ. Onun ilhamın doğruluğu nereden belli olur? İlme muvafıksa yani. İlme muvafıksa, ilme muhalif değilse demek ki bu ilham melekten gelmiş. Tamam mı arkadaşlar? Kalbe gelen çağrının birincisi kimmiş? Kimden gelen? Melekten. Melek ilham edermiş insanın kalbine. Onun melekten geldiğini nasıl ayırt edecekmişik? İlme muvafıksa ya. İlme muvafıksa. İkincisi, فَاِنْكَانَ مِنْ قِبَلِ النَّفْسِ. Eğer nefis tarafından bir çağrı gelmişse, nefis tarafından bir çağrı gelmişse ona da havacis, fısıltı deniyor. Fısıltı. Eğer o da onu neyden ayıracak? فَاَكْثَرُهُ يَدْرُهُ اِلَى اِتِّبَاعِ شَهْوَةٍ اَوْ اِسْتِشْعَارِ كِبْرٍ. Yani bu da nefisten gelen şeyle ya şehvete veyahut da kişiyi kibire veyahut da başka nefsani arzulara çağırır. Bunu da bununla bilecek. Eğer melekten geliyorsa ilham, ayırma özelliğimiz ilme muvafık olması. Eğer şeytan nefisten geliyorsa devamlı insanı şehvete, kötü yola veyahut da başka bir şeylere yönlendirmesi. وَاِنْ كَانَ مِنْ قَبَلِ الشَّيْطَانِ. Eğer şeytandan olursa فَهُوَ الْوَسْوَاسِ. Şeytandan olursa vesveseymiş arkadaşlar. فَاَكْفِرُهُ يَدْعُوا اِلَى الْمَعَاسِ. Genellikle bu da şeytandan gelen vesvese de kişiyi Allah'a isyana, Allah'a günaha yönlendirir. Eğer kalbe gelen şey senin devamlı günaha yönlendiriyorsa o da şeytanın vesvesesiymiş arkadaşlar. وَاِذَا كَانَ مِنْ قِبَلِ اللّٰهِ تَعَالَى وَاِلْقَائِهِ فِي الْقَبْ. Allah-u Teala'dan geliyorsa فَهُوَ حَقَاطِرٌ حَقْ. İşte diyor, bu hak bir düşünce. O da nedir? Allah-u Teala devamlı وَجُمْلَةُ ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ مِنْ قَبِيلِ الْكَلَامِ. Devamlı insana kulluğa, taate, ibadete yönlendirmesi yani. وَاتَّفَغَ الْمَشَايِخ. Bütün meşayih ittifak etmiş ki arkadaşlar, şuna dikkat edin. Yediğinize, içtiğinize dikkat edin ya. Ya gelsin de nereden gelirse, kimden gelirse, nereden gelirse gelsin değil ya. Diyor ki bakın, وَاتَّفَغَ الْمَشَايِخ عَلَى اَنَّ مَنْ كَانَ اَكْلُهُ مِنَ الْحَرَامِ. Kimin yemesi, içmesi haramdansa لَمْ يَفْرِقْ بَيْنَ الْاِلْحَامُ وَالْوَسْوَسَ. İlhamla vesveseyi birbirinden ayıramaz diyor. Eğer yemesine, karnına girene dikkat etmiyorsa, çalıyorsa, çırpıyorsa, haram, faiz, ne olursa olsun bundan yiyorsa, demek ki o insan ilhamla vesveseyi ayıramaz. İlhamla vesveseyi ayıramazsa ne olur? Yani yapmış olduğu iyi kötü bir şeyi iyi bir şey zanar kendince ya. Çünkü ayıramıyor yani, hangisini hayır mı, hangisinin şer olduğunu ayıramıyor. وَفَرَّقَ الْجُنَيْدِ اِبْنِ هَوَاجِسِ النَّفْسِ وَوَسَاوِسِ الشَّيْطَانِ. Cüneyd-i Bağdadi nefsin fısıltılarıyla şeytanın vesvesesini çok güzel bir şekilde ayırarak şöyle buyurmuş arkadaşlar. Demiş ki بِأَنَّ النَّفْسَ اِذَا طَالَبَتْكَ بِشَيْءٍ اَرَحَّتْ فَلَا تَزَالُ تَعَاهُدُ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ حَتَّى تَصِلَ اِلَى مُرَادِهَا وَتُحَصِّلَ مَقْصُودَهَا. Eğer diyor nefis senden bir şey isterse, bir şey istedi, dedi ki ya şunu yap, o anda yapmadın, biraz sonra bir daha ister, aynı şeyi biraz sonra bir daha ister, bir daha ister, bir daha ister, aynı şeyi döner döner ister diyor nefis ya, ta ki sana yaptırana kadar. Muhalefet edersen tamam, Allah-u Teala nefse muhalefet edenlerden eyle cümlemizi inşallah. Şeytanın vesvesesi ise diyor, وَاَمَّ الشَّيْتَنْ اِذَا دَعَاهُ اِلَى زَلَّةٍ فَخَالَفْتَهُ. Sen şeytana muhalefet ettiğin zaman, şeytan emretti ya zina yap veya Allah muhafaza etsin işte şunu yap dedi, sen şeytana muhalefet ettin, يَتْرُكُ ذَٰلِكَ وَيُوَسْفِسُ بِزَلَّةٍ اَخَرٍ. Şeytan diyor seni bu sefer zinaya çağırdı ya, o zinayı bir sefer bırakır, Allah muhafaza etsin bir sefer livataya çağırır. Livatıdan kandıramadı, bir sefer harama bakmaya çağırır. Ondan kandıramadı, bir sefer faize çağırır. Faizden kandıramadı, bir sefer ne almaya? İşte dred almaya çağırır. Şeytanın amacı ne?
Yani ben bunu bandırayım, günaha düşüreyim de nasıl olursa olsun ya. Hangi yoldan düşürürsem düşüreyim ya. Allah'ım cümlemizi arkadaşlar inşallah nefsin de şeytanın da vesvesesinden cümlemizi muhafaza eylesin. 23.sü yani ben bugün karar verdim bu bitirmeye arkadaşlar tasavvuf istirahatlarını. Çünkü bana da çok ağır geliyor. Hal ehli değilik. Yani bu ilimleri bilmediğimiz için onun için çok ağır geliyor. Okuyup geçecek bugün bitirecek ondan sonraki yeni konumuza başlamış olarak. 23.sü ilmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin. İlmel yakin bir sosyal medyada bir şey görmüştüm. Hakikaten çok hoşuma gitmişti. Çok güzel açıklamışlardı. İlmel yakin yani bilmek, yakin olarak bilmek. Mesela işte Allah-u Teala'nın neyi var? Cehennemi var. Bunu biliyoruz değil mi? Bu ilmel yakin. Cehennemini gittiği zaman insan orada gördüğü zaman bu ne oluyor? Aynel yakin. Gözüyle görmüş oluyor. Gözüyle görmüş oluyor. Bir de Allah muhafaza eylesin içine düştüğü zaman tam ermiş oluyor. Yani onu bilmiş oluyor. Yakinler bunlar. Ne gibi mesela bir yerde yolda gidiyorsunuz. Ne diyor? Dikkat. Çukur var diyor değil mi? Siz ne yapmış oldunuz? Çukuru bilmiş oldunuz. Yanına varıp gördüğünüz zaman çukuru aynel yakin gözle görmüş oldunuz. Tamam mı arkadaşlar? Sonra bir de çukurun içine düştüğünüz zaman işte ne olmuş oluyor? Allah muhafaza hakkal yakin yani. Tam hakikiyle görmüş oluyorsunuz. İlmel yakin, aynel yakin, ilim bilmek, ayn gözle görmek, hakkal yakin onu hissetmek, hissetmek, şuur etmek yani. Tamam mı arkadaşlar? 24.sü el valid ma yeridu alel kalbi minel khawatiril mahmudati yani kalbe gelen güzel, övülen şeyler yani. El valid kalbe doğan güzel şeyler yani. Fel validat a'amu minel khawatir yani khawatirden kalbe gelen diğer khawatirden daha umum demişler. Varidatlar ya. Eşşahit 25.sü şahit arkadaşlar. Ve mâne şahit el-hâzır demek. Şahit hazır. Hazır demek yani. Fekullu mâ huve hâzır kalbüke fehuve şahiduke. Kalbine doğan her şey nedir? O işte senin şahidindir diye. ما يكون حاضر قلب الانسان وهو ما كان الغالب عليه ذكره yani zikrinde kalbinde ne varsa işte o şahit o yani kalbinde ne var Allah mı var yoksa dünyalık sevdiği bir şey mi var ya yani? Kişinin diyor حاضر قلب الانسان insanın kalbine gelen şey devamlı zikri o hani derler ya dervişin fikrinde zikrinde ne varsa fikrinde olur diye aynen öyle yani. Senin kalbinde ne var? Şahit olduğun ne? Allah-u Teala mı? Onun zikri virdi, Celle Celaluhu'nun azameti mi? Yoksa dünyalık mı? Veya dünyalık bir sevdiğin mi? Bunu, bu da neymiş arkadaşlar? Şahit yani. Yirmi altıncısı ennefs. Nefis. Kulun ma kana ma'lumen min awsafil abdi mazmuman min ahlakihi ve afalihi. Kulun yani vasıflarını bilinen ya ahlakında övülen veyahut da fiilin fiillerinde övülmeyen, hoş olmayan şeylerin nefsten gelmesi, nefsen buna sirayet etmesi. Nefsi terbiye etmenin, nefsin mertebeleri vardı arkadaşlar. Daha önce sizlere anlattık ya, emmare, nefsi emmare devamlı insana kötülüğü emreden. Devamlı insana kötülüğü emreden. Sonra levvame,
levvame nefis bazı zaman iyiliği bazı zaman kötülüğü emreder. Genelde de hep alt plana, alta düşen ya. Levvame gınanan nefis ya. Emmare kötülüğü emreden levvame gınanan ya. Levvimden geliyor. Gınanan ve biraz iyi oluyor, biraz kötülüğü bakayım pat geri levvameye yerilecek şeyler yapmaz. Sonra mülhime, nefsi mülhime, kalbe devamlı ilhamın, ilhamın melek tarafından, melekler tarafından ilham edilmesi. Sonra mutmainne nefis, Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de övdüğü. Sonra mardiyye nefis, yani Allah-u Teala'nın razı, kendisinin de Allah-u Teala'dan razı olduğu nefis. Nefsin en güzel tedavi yöntemi neymiş arkadaşlar? Birincisi nefsi aç koyacaksınız. Nefsi aç koyduğumuz zaman, ondan dolayı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne demiş? Evlenemeyenler oruç tutsun, gençler demiş ya. Oruç tutsun. Nefsi aç koyduğumuz zaman nefis sizi kötülüğe yönlendirmez ya. Nefsin ilacı açlık, bir de virtler, zikirler ya. Hani meşhur hatırlarsanız bir kıssa vardı ya, neydi o kıssa? Müzekkin nüfusta geçiyordu. Allah-u Teala nefsi ne yapıyordu? 300 yıl veya 3000 yıl cehennemde yakıyor. Yaktıktan sonra nefse ne diyordu? Sen kimsin? Nefis sen sensin, ben de benim diyordu. Allah-u Teala yarış. Ama 3 gün aç koyunca Allah-u Teala onu sen benim Rabbimsin diyordu yani nefis. Onun için nefsin en büyük ilacı ne arkadaşlar? Onun aç kalması yani. 27.'si ruh. Ruh insanın bedeninde, hayatında hayat ibaresi. Kur'an-ı Kerim'de de وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّي. Sana ruhtan soracaklar. Ruh ne? Allah-u Teala'nın emri. Allahu alem ruhu ne olduğuna dair. 28. son olarak ise sirri. Allah-u Teala'nın bazı insanlara sirri, gizli hazineleri, gizli şeyleri öğretmesi, bildirmesi, buna da sir deniyor arkadaşlar. İmam Nuşeri diyor ki son olarak, قال الاستاذ امام الامام رضي الله عنه فهذا طرف من تفسير اطلاقاتهم. İşte diyor, bu anlattıklarımız onların kelamlarından, sözlerinden bir bölüm. وبيان عباراتهم في من فرضوا به من الفاظ ذكرناها على شرط الإيجاز ونذكر الآن أبوابا في شهر المقامات في هي مدارج أرباب السلوك. Hakka giden yükselme yollarında diyor, bundan sonra sana makamlardan bahsedecek. ثم بعدها أبوابا في تفصيل الأحوال على الحد الذي يسهل الله تعالى بفضله إن شاء الله تعالى. Sonra Allah-u Teala bize ne kadar kolaylaştırmışsa onların hallarını, durumlarını, makamlarını bundan sonraki diyor konularımızda onları işleyecek. Onlardan birincisi de arkadaşlar babut tevbet, tevbe konusuymuş. Allah-u Teala inşallah cümlemize hakiki bir şekilde tevbe etmeyi nasip eylesin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.